çekeceğimiz var sonra. Şimdi soruyorum be. Bundan kasıt zarar verme amaçlı olduğunu görmeyen var mı? Ney bunlar? Her zaman oraya yapıyorlar, şimdi birkaç gün kestiler. Yabancı biri geliyor, şişko, daha önce hiç görmediğimiz, devasa bir köpekle, daha önce hiç görmediğimiz, sokuyor buraya, nereye sıçacak? Aynı noktaya. Kedilerin yaptığı sinek üretimi aynı noktaya sıçacak. Yeri biliyor. Kanalları biliyor. Ötekiler nereye gelecek? Hepsi hepsi gelecek. Buradan çeke çeke yok ettik. Video yayınlıyor. Fakat şu kıblemdeki yerden vazgeçilmiyor. Hepsi biliyor. Kim tarafından acaba? Orayı üç fidanla işaretlemişlerdi. Arabayla gelip buraya hayvanını getirip buraya ileri geri buraya sıçtırıyorlar. Başka ilçelerden arabayla gelip. Taylandlı geliyor. Bu da aynı işlem. Hepsi videoda. Bunda kasıt, organize olduğunu görmeyen var mı be? Ha? Nereye gelecek taşıtları? Hep buraya, kapısının önüne, hep buraya sıçtıkları yerlere, her zaman döktükleri yerlere, kustukları yerlere, kan döktükleri yere, kan torbaları attıkları yere, çöpleri koydukları yere, kanalizasyonun geçtiği kanal yerine, hepsi gelecek, bu işi yapacak ve bunda millet kasıt görmeyecek be. Ha? Bir saldırılana kasıt görmeyecek, var mı böyle bir şey? Arkamızdaki komşular 2 sene içinde 3'ü birden öldü böyle şeylerden. Yanındaki kanserden gitti. Evinin önünü çektim sürekli. Bok 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 bok. Her gece. Yaptıkları gibi buraya eskiden. Allah korumuş bizi. Bunda kasıt görmeyen var mı be? Neden tutuklanmıyor lan bu sır deli çadı, oradan geçen çadıların kraliçesi? Neden tutuklanmıyor lan? O kadar mı güçlü? Mimar Sinan Camisi'nin içine çeşme tuvalet sokacak kadar güçlü. Ha? Ne lan bu ordu? Bu pis mahlukun peşinden koşturan. Ulusal kahramanmış gibi. Milli kahraman. Milli kahraman getiriyor milli damat. Zinadan. Sinekler tek dertleri. Evlerimizin haline bakın. Ki o üçü birden 2 sene içinde ölenler, bir de bizim oraya bakın, ne kadar kaviymiş görün be. Ne kadar kabiymişik. Buradaki saldırıya bakın. Ha? Boydan boya. Kasıtlı olduğu nasıl görülmez? Bu millet nasıl tutuklanmaz be? Ha? Nasıl tutuklanmaz Kadriye Hanım? Siz nasıl tutuklanmazsınız be? Hayır, bu burada olacak. Ay ses.
Kadriye Hanım. Oo, nefes aldı. Şu ölen, kanserden ölen komşular, Zeynep teyzeler. Evet. Sizle davalı mı şu an galiba? Yok. Yok, öyle söyledi bana. Bilir, belki duvara dönüp böyle maç seyrederken size küfür sallıyordu. Benim yok o benim, ben de. Senin yok. Kaybol o noktadan. Yayınlayacağım, sonra gelecek baskıları görün. Elini ardına koyma taksici Fuat. Amin. Birazdan hazırlayacağım videoda. Son baskıyı seyredeceksiniz. Bütün park boş biliyorum. Sarı kırmızı saçlıymış. Apo gibi Galatasaraylı. Bunlar Galatasaraylı. Kuklaları, liderleri başka, kuklaları Apo gibi kırmızı sarı saçlı be. Vay anasını. Kırmızı sarı. Galatasaraylı. Çirkin senaryosunu bu Akbaba mezar taşı satıcısı yüzünsüz tüm servis filoları emrinde ve besbelli belediyede onların son saldırılarını izleyeceksiniz. Ne diyorsun? Yusuf, senin suyun ne oldu? Kaynadı, ne yapayım? Tamam, yaparız. Ne diyorsun? Ben uyurken anlıyorlar, geliyorlar değil mi? Diyorum. Gelme, lambaları değiştirelim. Biraz ışığı kapatıyorum, oradan görüyorlar. Yok. Evet. Kapat, senin ışığı kapatıyorum, görüyorlar yani. Öyle mi? Yok, bence seni odaya sana takip eden biri var. Kamera konmuş. Öyle şey. Lamba değiştir. Öyle şey yoktur. Lamba değiştir. Başka bir. Anlıyorlar yaptığımı. Tamam, gelin. Işık kapatıyoruz çünkü. Ne oldu belediye? Ananıza söz söyledik, hemen kondular. Burada seslerden ziyade ben bu nefes alamadığım için uyanmıştım. Böyle insanın nefesini kesiyorlar. Kalp keziği, her şeyi yaptırabiliyorlar. Böyle tam noktaya hayvanı tutarak. Merdiven mi geldi buraya? İki kadın. Hocam onlar kalta geldi. O tarafta. Ne şeymiş? Büyük köpek. Ha, çok büyük be. 23 kumluk bizim arkanlarda böyle. Beyaz kar. Gitmiyor. Sadece bakacağım ya. Yok, seninle polis mahkeme alacak. Tamam, akşam. Baba için gelmiş ya. Yapma ya Yusuf ya. Akal geliyor. Yoklar. Yani kendi rezil oldu. Şiş bu kız. Sokak köpeği. Yok.
Bu kadar şişko kız. Koca bir kız. Çok aynı şey gibi bir davacılarımız çok değil, onların silahesi Hureyre'nin şeyinden Kadriye köpeksiz gidiyor şimdi, tanımadık değil mi seni? Köpeği yok şimdi, en masumlarından şu her zaman geliyor buradan geçme. O siyah ceketli kadın, yeşil var burada yakasında. Masumun rolü oynayanlardan. Öbürü de bir şey. Evet, öbürü de bir şey. Öbürü bıyık, biraz yaşlı kadın. Ona diyordu. Biraz indi. Tam oda indi. Orada bir yıl duruyordu. Kanka yaptı bizim bir şey ya. Ben dedim git orada diyor. Yok gitmiyor. Bu bekliyordu orada bilmiyor, orada bilmiyor. Bana öyle dedim, git buradan, git diyorum, gitmiyorum dedi. Gitmiyorsun. Getirdiğim suyu attı ama köpeğe gitmedi bu su. Bu taraf oldu. Köpek kaçmaya başladı, o da çok... Şey köpeği, sokak köpeği. Yok, onu bir... Tasmalıydı. Ha, tasmalıydı. Ne? Beyaz, biraz ısrar. Ha, öyle Yusufcuğum. Çok sinirliyim. Kendi rezil oldu. Bağıra bağıra gitti. Kendi rezil oldu. İkisi de rezil oldular. Peki gelip bir telefonum olsaydı onlarla... Kim bağırıyordu öyle ki? Bakın, o senin telefonun olsun. O şişko kadın bağırıyor. Kim bağırıyordu? Gidin oradan bir şey. Kimse bağırmıyor. Başka kadın var mıydı? Yok ha. Ben dedim gidin o, git oradan. Bu da hayır dedi, git dedi. Git oradan dedi, bağırmadım. İki defa dedi, git oradan yoksa polis çağırdı. Yoksa polis çağırdı. Getirdiğiniz beni bağırdı. Polis de kilotin yapmıştır o. Kaka adriye. Tamam. Öyle çok ağladım Yusuf. Söyle falan ağladım. Gir ona. He, çok uyuyor. Ben kendim korkuyorum. İhtiyar bir kadın. Yok. Evet. Benim yaşım var. Hı. Allah'tan korkmuyor bunlar. Çirkin bir kadın, pis. Elif de Allah'tan korkmuyor. Şeytan da. Şeytan kadın da. Evet, şeytana hangi konuşma diyor. O genç kız da hiç çok şişk oldu. Ona diyor ki, in aşağı bir masaya. Git, çiğ, kapı açtı. Böyle noktaya sinek yönlendiriyor dedim. Tam senin karşına durdu. Komşuya diyorum bunlar şeytana uyuyor ve şeytan kullanıyor. Şeytana hizmet ediyorlar hala. Şeytana hizmet veriyorlar. Evet, bu millet şeytana hizmet veriyor. Sen de hiç karışma. Hani dünkü sineklerden tek sinek ben gördün mü? Ben zaten gideyim. Tek sinek gördün mü bugün hiç? Sinek gördün hiç? Etrafta. Yok. Yok değil mi? Ha. Ha bak. İstedikleri saat sinek salıyorlar. Artık hiç karışmamış. Sadece suyunu atalım, hiç konuşmadan oluyor. Tamam, köpekler kaçmıyorsun. Ama üstüne atma, yanılmasın. Evet, parkta gezdim. Parkta neler yapıyorlar? Parkta süslüyorlar önümüzde, tamam. Ya Yusuf, parkı bizim değil. Ben de çekiyorum, yayınlıyorum. Bir şey yaptığım yok. Bir şey yapıyorlar sonra. Sen evine, bizim bonisin balkonları oraya girdi. Çünkü bir şey yapamıyorlar çekince parkta. Orada saldırtacak bana köpeği. Kocaman köpeği. Çok şişko. Bu kadar şişkodur. Zorlar şöyle gerekirse. Yemiş parazit. Kendi gibi çok büyük bir parazit. Bir ayağı çık orada. Ağrı doymuyor. Çok büyük bir köpekle gelmiyoruz. Ama orada bir adam var, o gördüyüz. Kel adam var. Ne o? Kel adam zaten onlar için çalışıyor. Yalnız gelmez bunlar. Kel adam yasın çıktı. Kapına laf pat götürsen. İnsin lan. Ne diyorsun lan? Kim ben ne bileyim ha? Onların mı? Kel olanları çok mu? İşte o olabilir. Ground service işte. O gördü.
takım haline geliyorlar. Ekip boş ver, boş ver. Ekip olarak geliyorlar. Böyle şeyler mi boş ver? Ben halledeceğim. Orhan Seyfi Orhan'ın yazılmış senaryoları. Sus, sadece çekiyorum videoya ya. Sadece video çekiyoruz, o yüzden bıçaklı saldırılara uğruyoruz. Mermer mezar taşı Akbaba Holding'in magandaları tarafından. Çünkü anam iddia ettiklerini kanıtlıyor ve tümünü tüm yurtçuk çapında bu şeyleri yöneten belli. Tüm yurt çapında. Damyen. Böyle düdüd küfürlerle. Anaları bu millet. Çingene kraliçesi besbelli. Şimdi organize etti bilmiyorum ama pişman olsunlar. Anaları babaları bunu taksi yiyin. What? Taksi. Tamam. Bu besbelli bir kabile mi? Evet, benim de. Kabile, Çingene kabilesi gibi bir şey bu. Her yeri ele geçirmişler. Kendi analarını becere becere. Evlatlarını sata sata, fuhuşa. Samstır yapa yapa. Kireyi boya bile yerleşmişler. Havaköyüce çıkıyoruz. Sinek üretimi başladı. Tek tek sinek uçuyordu. O yüzden dedi ki nerede sinekler? Karımla anımla yerleştirdiler. Bu köpek pisliği ya. Köpeğini sokup sıçtırdı. Şikodumuz. Suyu açamadık. Kapatmışlar yine. Hayır. O yıkamayacak be. Temizlemeyecek. Pisliği kaldırdıktan sonra ellerini yıkamayacak. Hayır. Boklar orada olacak. Hayır. Çingene kraliçesi anaları oğluyla beraber İksamsır'da olacak. Hayır be. Boklar, devasa boklar burada olacak. Hayır. Millet yiyecek. Hepsi bütün ilçeden, bütün çevreden, bütün Türkiye'den. Hatta Tayland'dan gelecekler. Arabayla gelecekler. Arabayla park edecekler. Gezecekler. Orada sıçacaklar hepsi be. Hepsi orada sıçacak. Hayır, onlar orada olacak. Emlak zengini hayvanatların emri. Hayır, bu da beni gelecek karşılama. Hayır, bu burada olacak. Borunun orada, borunun orada olacak fırın için. Hayır. Hayır be, kendi anasını pornolarda sergileyenler bu şeyleri yönetecek. Hayır. Evet, hayır, o boklar orada olacak çünkü çocuklar orada oynuyor be. Çocukların oyun yeri. Çiçek falan topluyorlar. Boklar oraya lazım. Hayır. Dikkat et, üstüne basma kızım. Böyle boğazı yakan böyle ateş gibi. O pisliği sakın eve götürme. Basmışlar üstüne, dağıtmışlar bile. Kim bilir ne mikrop var. Akbaba mizah dergileri Osmanlı zamanından. Milletvekili sonra mermer madeninden bok madenine. Sinek çiftliğine.
Playboy. Lan Playboy'dan önce bunlar çıplak göt basma başladı. Bak bak. Kaçıncı sene mi? 1910 bir şey. Yok, ondan daha önce. Playboy çıplak göt basmadan Orhan Seyfi Orhan çıplak göt bastı.